Merhaba arkadaşlar, yeni güzel bir kokuyla karşınızdayım. Karşınızda araçlarda kullanabileceğiniz, hatta isterseniz evinizdeki klimalarda bile kullanabileceğiniz çok güzel bir koku var. Bu koku genel görün ve tasarımı gayet hoş. Eğer aracınızda siyah desenler varsa bu koku sırıtmayacaktır. Ama eğer farklı renkte desenleriniz, tasarımlarınız varsa da oraya da bana kalırsa güzel şık bir uyum sağlayacağını düşünüyorum. Kokuyu yine almadan önce hemen üst tarafındaki test yerinden test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrardan dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Hemen arka tarafındaki bilgilendirme metnini okumayı unutmayın. Çünkü kokuyla ilgili herhangi bir alerji sıkıntısı falan çekebilirsiniz. Alerji sıkıntısı falan çekmemeniz için burayı okumanızı fazlasıyla tavsiye ediyorum. En önemli noktalardan bir tanesi kokuyu kullanmadan önce burayı okumanız olmalı. Daha sonra hemen sol alt tarafta bu paketin nasıl takılacağını dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Toplamda 3 adımda kokunun nasıl kullanıldığı hemen burada belirtilmiş resimler şeklinde. Ve açarken de arkadaşlar herhangi bir şekilde makasa falan ihtiyaç duymuyorsunuz. Hemen sağ üst taraftaki yerin ortasına bir kere bastırıyorsunuz. Sonra geriye doğru kaldırıyorsunuz. Zaten elinize geliyor hemen gördüğünüz şekilde. Hemen şöyle çekiyorsunuz. Çıt 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 açılıyor. Ama yine de biraz dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü hızlı çekerseniz elinizden yırtılıp kopabilir. Ve yere düşüp etrafa dağılabilir koku. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Ben bile bayağı sıkıntı çektim. Evet arkadaşlar, paketi açtık. Paketi açtıktan sonra hemen üst tarafındaki bu hazneyi çıkartıyorsunuz. İlk yapmanız gereken bu aparatı takmak olacaktır. Aparatı takarken de dikkat edin. Aparatın kanca tarafı üst tarafa gelecek. O konuya dikkat etmenizde fayda var. Hemen böyle takacaksınız. Taktıktan sonra da kokunun kapağını açıp içerisine yerleştirmeniz gerekiyor. O yüzden ilk önce kapağı açarsınız. Kapağını açarken de dikkatli olun, düşürtebilirsiniz. Arkadaşlar koku yoğunluğunu hemen hissetmeye başladım. Gerçekten güzel bir koku yoğunluğu var. Mumlardaki sistem gibi farklı bir kauçuk gibi bir şey var burada. Koku yoğunluğunu sanırım o dağıtıyor. Hemen kokuyu takacağım ama takmadan önce bir yere dikkat çekmek istiyorum yine aynı şekilde. Hemen kokunun kenarındaki yeri görüyorsanız en fazla 45 derecelik bir açıyla bu kokuyu kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde içindeki koku ağız tarafından döküleceği için çok çabuk bir şekilde bitebilir. O kokunun erken bitmesini istemiyorsanız buraya dikkat etmenizde fayda var. Eğer kokulara karşı da alerjiniz varsa kesinlikle kokunun baş kısmına dokunmayın. Dokunmadan hemen kokuyu güzel, rahat bir şekilde üst tarafa yerleştirin. Hemen alt tarafında bir çıkıntı var zaten dikkat ediyorsanız. Çıkıntıya şöyle hafif bastırarak kokunun çıt diye girmesini sağlayacaksınız. Kokuyu hemen böyle taktıktan sonra arkadaşlar klimada canınız nereye isterse aracın içerisinde herhangi bir yere takmanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, kokuyu takmadan önce de dikkat edeceğiniz noktadan bir tanesi şurası. Hafif böyle yaklaşık 20 derece falan kaldırıp öyle takmanızda fayda var. Sonuna kadar ittirin, yine çıt bir şekilde girecektir. Çünkü geri gelmesini falan engellemesi gerekiyor. Böyle güzel bir şekilde aracınızda dekor olarak da gerçekten güzel duracaktır. Araç klimasını açtığınızda da koku yoğunluğunu fazlasıyla hissedeceğinizi düşünüyorum. Araçta herhangi bir şekilde görüntü kirliliği oluşturmamakta. Ben gayet çok hoş bir şekilde beğendim. Güzel bir şekilde yapılmış. Tasarımı gayet hoş. Ön taraftan herhangi bir şekilde arka taraftaki şeyi çok az görüyorsunuz. Yanlardan falan gözüküyor. Önden baktığınızda herhangi bir şey gözükmüyor ama yanlardan gözüküyor. Bu da hem şoförün dikkatini dağıtmıyor hem de araç içerisinde güzel bir hava katmış oluyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar 8 ila 10 hafta boyunca bu kokuyu kullanabilirsiniz. Tabii bu koku yoğunluğuna bağlı. Koku yoğunluğu da hemen kenarda bulunan şu aparat sayesinde yukarı veya aşağı ederek koku yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Her iki tarafta da mevcut. Kokuyu çıkartırken de yine dikkat etmenize fayda var. Çünkü sert bir şekilde oturduğu için rahat çıkmayabilir. Arkadaşlar koku yoğunluğunu arttırmak veya azaltmak için de hemen şu arka tarafa dikkat çekmek istiyorum. Yandaki butonları yukarı veya aşağı hareket ettirerek koku yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Dilerseniz kokuyu kesiyorsunuz, dilerseniz koku yoğunluğunu arttırıyorsunuz. Hemen yanlardaki boşluklar sayesinde koku fazlasıyla aracınıza etki etmekte. Koku yoğunluğu gerçekten güzel, hafif bir koku veriyor.
klimayı çalıştırmadığınızda kokuyu az bir şekilde hissedersiniz ama klimayı çalıştırdıktan sonra ise koku yoğunluğu fazlasıyla artacaktır. Koku hakkındaki düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer kokuyu kullanmayacaksanız, yaklaşık bir hafta veya iki hafta boyunca koku kullanmak istemiyorsanız hemen kokunun arka tarafından şuraya bastırarak tekrardan kokuyu çıkartarak, ama tabii çıkartırken de dikkat edin, 45 derecelik açıyı bozmayın. Kokuyu çıkartarak, kapağını tekrardan takarak, kokuyu bir kenara koyarak daha sonra kullanmak üzere kapağını kapatabilirsiniz. Böylelikle hem koku süresini daha fazla uzatmış olacaksınız hem de kokunuz araç içerisinde durduk yere bitmeyecektir. Arkadaşlar, koku hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Beğendiğiniz kokuyu alıp aracınızda kullanabilirsiniz. Bir sonraki koku videosunda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.